O top gol olsa Fenerbahçe'nin maçtan bence puan alma şansı yok. Bırak kazanmayı. Adeta utandırıyor kendisini sıkıyanları. Bu karşılaşma 4-2 bitecek. Beşiktaş nasıl 2 gol atacak derdi. Medya neyi seviyor biliyor musun? Fenerbahçe'yi karıştırıp teknik direktörünü kovdurmayı seviyor. Legend Futbol'a hediye sigortanın katkılarıyla hazırladığımız Fenerbahçe Kalesi'ne hoş geldiniz. Altan abim, 2 haftadır Fenerbahçeli taraftarların, hani derler ya, ölüp ölüp dirildiği diye uzatmalarda savaşan bir Fenerbahçe var. Ama bunu tabii ki futbol olarak sorgulayabiliriz. Fakat isteyen, arzulayan, savaşan 3 puan için adeta sahada, ikinci yarıda özellikle basmadık yer bırakmayan bir Fenerbahçe. Bu yorumlara katılır mısın? Veya Fenerbahçe'nin bu karakteristik bir oyunu da olabilir mi? Şimdi 4-0'a, 5-0'a, 6-0'a da 3 puan veriyorlar. 2-1'e de, 1-0'a da 3 puan veriyorlar. O yüzden önemli. Bir kere değerli. Maçın ilk yarısını 2-0 önde kapayan, sonra ikinci yarının son 10 dakikasında yediği gollerle 2-2 falan kalan Fenerbahçe'yi geçmişte çok hatırlıyorum. Bunlar olabiliyordu. O yüzden bunlar olmadan maçları kazanmak güzel. Tabii ki rahat oyun, ligin ilk yarısındaki gibi 3-0, 4-1, 4-2 öyle skorlarla kazanmak hem de maç içerisinde rahat ilerlemek daha güzel. Ama rakiplere de dikkat etmek gerekirse Ankara Gücü, Başakşehir, Karagümrük bunlar kaliteli futbol oynayan takımlar. Hatta bazı oyuncuları tehlikeli. Fenerbahçe'nin şansına Serdar Gürler ve Okaka gibi çok önemli iki oyuncusu yoktu Başakşehir'in. Özellikle Serdar Gürler'den çok çekinirdim. Onlar yokken Fenerbahçe'nin 3 maçtır üst üste 1-0 yenik geri düştüğü maçı kazanıyor. Önce Karagümrük, sonra Ankara Gücü, sonra Başakşehir. Bu bir şey yani inat. Rakiplerde de ürkme oluyor maçın sonuna doğru Fenerbahçe tempo yükseltince. Dünkü karşılaşmada da Başakşehir kendi kalitesinin dışında 10 kişi de kalınca hiç ileri gidemedi. Tamamen Fenerbahçe. Fakat 1-0'dan sonra kaçırdıkları net bir pozisyon vardı. Evet. Direkten döndü. 87. Aslında maçın kırılma anlarından biriydi. O top gol olsa Fenerbahçe'nin maçtan bence puan alma şansı yok. Bırak kazanmayı. 2-0 olacak. Çünkü 87. dakika bir de moral bozukluğu falan. Yani o topun direkten dönmesi bir de iyi vurdu. Gerçekten Adnan Januzaj. Manchester forması giymiş bir isim. Ama yedek kulübesi çok zayıf. Yani orada bir tek Muhammed falan var yedek kulübesinde. Çok zayıf bir yedek kulübesiyle gelmişler. Yani maça çıkmak zorunda kalmışlar. Fenerbahçe de yedek kulübesiyle gene kazandı. Dikkat edersen Karagümrük evet. Maçını Zayt bir gol attı sonradan girip. Arda da bir asist yaptı Attila Zala'ya. Geçen hafta Crespo maçın dönüşünü ateşleyen oyuncu oldu. Bu sefer de Pedro oyuna girip sonradan iki gol attı. Valencia çok iyi oynadı. Onu nasıl yorumlayalım Altan abi? Pedro'yu mu Valencia'yı? Ha yok o ayrı geleceğim Pedro'ya. Ha. Pedro'ya ilgili düşüncelerini biliyorum çünkü. Hani maçın böyle sonradan giren oyuncularıyla skor değişiyor ya. Ya neden ilk yarı bu olmuyor? Neden Fenerbahçe'li taraftar rahat bir maç izlemiyor? Bir de bir gün önce Galatasaray'ın maçına bakıyor. Bu bir gün önce bir gün sonra muhabbetinde konuşalım bu arada abi. Hiç konuşmadık biz. Bir gün önce Galatasaray'a bakıyor. Daha rahat bir galibiyet. Dönüyor Fenerbahçe'ye bakıyor. Adeta böyle hani işkence çeker gibi bir maç. Acaba gitti mi gidecek mi? Puan kaybı mı? Çünkü bir puan kaybı olsa bir anda herkesin gardı kırılacak. O kadar kritik. Yani her maç adeta bir final niteliğinde. Rakipler değişiyor. Fenerbahçe Alanya Spor'u 5-0 yendi. Deplasmanda 3-1 yendi. Adana Demirspor 4-2 yendi. 0-0, 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın fark attığı Kayseri Spor karşısında 2 kez orada burada galip geldi. Kupada da 4 attı. Galatasaray Kayseri'ye yenildi. Alanya'yla da berabere kaldı. Adana Demirspor'la da berabere kaldı. Yani ligin ikinci yarısında iyi ama Fenerbahçe o takımlarla da iyiydi. Bak bir puan cetveli yaptım. Galatasaray'la Fenerbahçe deplasmanda aynı puan toplamışlar. İkisi de 32'şer puan toplamış. 14 karşılaşmada. Yani hiçbir fark yok. İç sahada Fenerbahçe dördüncü. Adana Demirspor ikinci mesela. İç saha evinde. Galatasaray lider. 6 puanı iç saha maçlarından yapmış puan farkı. Fenerbahçe kime yenildi? Galatasaray'a yenildi. Kime yenildi? Giresun'a yenildi. Kime yenildi? Beşiktaş'a yenildi. İçeride Ümraniye ile de berabere kaldı. Yani 9-11 puan kaybetmiş içeride. Daha dışarıda daha başarılı. Eğer ki dünkü karşılaşma Kadıköy'de olup Başakşehir 1-0 öne geçseydi,
Tribünler gene Valencia'yı, İrfan'ı yuhlayacaklardı. Başka bir atmosfere gidebilirdi. O yüzden çok da iyi denk geldi. Biliyorsun deplasman seyircisi biraz ne olursa olsun seyircisi takımı destekler. O iç sahadaki bazı seyirciler biraz çabuk protesto ediyorlar. Ben maç bitmeden de bak Fenerbahçe işte son maçları nasıl çevirdi? Yani yönetim istifa diyebilirsin. Jesus'u ıslıklayabilirsin. İrfan'ı, Valencia'yı, Arao'yu ıslıklayabilirsin ama Pedro'yu. Ama bunları maç içinde yapmayın. Abi 5 dakika önce ıslıklıyorsun. Goller geliyor. Ondan sonra evet. Bir anda şampiyon Fenerbahçe oluyor. Tamam. Ya evet. Şimdi o ıslıklayan arkadaşı maçı öğrenmiyor. Ben anlamadım. Evet. Ya bir bekleyin. Bir sonunu bekleyin. Bak şimdi şöyle bir şey. Ben de bazen maçı televizyonda seyrederken ben de umudumu kesiyorum. Açık söyleyeyim. Yani kazanamayacak herhalde Fenerbahçe diyorum. Bakıyorum. Fakat geri dönüş olabiliyor. Ama futbol böyle bir şey. Yani Beşiktaş maçına oturduğumda penaltıyı atarken, ikinci penaltıyı 4-5 bana birisi diyordu. Deseydi ki bu karşılaşma 4-2 bitecek. Beşiktaş nasıl 2 gol atacak derdim. Yani Beşiktaş'ın 4-2 kazanınca aklımın ucundan 10 kişi kalmış çünkü rakip. Yani futbol mucizesidir o. Beşiktaşlar inanmıyor zaten nasıl olduğunu. Valencia'da 2-3 hafta sürdü bunun şeyi, depresif hali. Şimdi bir hoca vardır. Takımı yapar. Oyunculara mesafeli yaklaşır. İyi çalıştırır. Bir de başka bir hoca vardır. Oyuncuyu yükseltmeye çalıştığı oyuncu. Jesus böyle bir adam. Yani Jesus İrfan'ın üzerine oynadı. Valencia'nın üzerine oynadı. Ligin ilk yarısını hatırla. Altay'ı eleştirirken herkes tribünlere Altay'ı götürdü. Yani Pedro'yu ayakta tutmaya çalıştı. Serdar Dursun'dan vazgeçmedi. Emre Mor'dan vazgeçmedi. Hiçbir takımın adam edemediği Emre Mor'u bu takımın öyle ya da böyle kaliteli bir alternatif yediği haline getirdi. Yani bence Jesus oyuncuların peşini bırak. Bir tek böyle çok şu ana kadar yükseltemediği oyuncu Osterwolde oldu. O da pek sol bek olarak yükselecek hali yok yani. Yeni geldi. Belki bir alışma süreci mi diyeyim. Yoksa verilen ücret de var. Biraz onun altında mı ezilecek? Performansı bu kadar mı? Maksimumun henüz göremedik. Hücum o biraz daha gelişir. Çok fazla olmaz. Sol stoper olur onlar. Herkesten yararlandı Jesus ama evet. Unuttuğu isimler de vardı. Örneğin affedersiniz 1,5 ay İsmail'i unuttu. Yaklaşık 1,5-2 ay yine Alioski'yi unuttu. Ara ara verdi ama Zayt'ı unuttu. Demek ki biz de görüyoruz Alioski oynayabiliyormuş, orta yapabiliyormuş. Ya. En azından ihtiyacın olduğunda seni kurtarabiliyormuş. Yani çok da kötü bir oyuncu tabii, değil. Tabii. Alioski bence Osterwolde'den çok daha iyi bir sol. Bu tartışılmaz yani. Onun da biraz hücum yönü kuvvetli, savunma olabilir. Yönü zayıf ama herkesin öyle. Maça girdiği bütün dakikalar boyunca hep en iyisini yapmaya çalışıyor. Bir de takımın oyununa bence çok etki ediyor. Onun bu anlamda. Sana İrfan Can'ı söyleyeceğim abi, kahveciyi. Çok eleştirdik buralardan. Hatta işte taraftan ıslıkladığı oyuna girerken ilk kez gördüm ben, şahit oldum. Bir oyuncu hadi çıkarken neyse de oyuna girerken ıslıklandı. Fakat adeta utandırıyor kendisini ıslıklayanları. Yani ıslıklamaya devam demeyeceğim ama yani İrfan'ın oynaması için böyle bir tepki lazımsa da olmaması lazım. Yani İrfan'ın nasıl oynadığını biliyoruz. Bir ara Mesut Özil'le o Galatasaray maçını kazandırdıkları dönem uzaktan golle. Bir de ligin ilk yarısı. Bence ligin ilk yarısı çok iyi oynadı. Rene attığı golü düşün. Bazı karşılaşmalarda asistleri böyle 5 gol 4 asist mi 6 gol 4 asist mi ne bitirdi? Abi söylüyoruz hiç normal golü yok ki. Evet. Hep çok güzel gol atıyor. Şimdi de sezonun ikinci yarısında baktığın zaman hakikaten oyun anlamında çok kötü bir İrfan Can vardı. Son iki karşılaşmada hadi Beşiktaş maçını da katılalım. Kimse onu katmadı da bir şutunu kaleci Mert son anda kornere çaldı. Evet, bir gol oldu bir tanesi de avuta gitti. Yani oyunu çok zorladı girdikten sonra. Şimdi Kayseri maçında da Arda ile beraber ikili oyunları fena değildi. Kupa karşılaşmasında beraber izlemiştik. Ondan sonraki süreçte zaten Ankara Gücü ve bu karşılaşmanın bence iyilerinden biri. Çok iyi oynadı yani. Abi adaşı var diğer İrfan Can kaleci olan. Altay'ın yokluğunda nasıl buluyorsun İrfan Can'ı? Golü zaten kurtarabileceği bir gol değildi yani Samet'in büyük bir hatası. Allah'tan orada bir kırmızı kart penaltılık bir durum olmadı. O çok ürküttü. Samet'in topunda. Yani. Evet. Tehlike orada bir anda 10 kişi kalabilirdi. Penaltı olabilirdi. O olmadı. Golü yedi. Ama öte yandan da hemen golden sonra bir dakika sonra hatırla Aleksic gene bir gelişinde vurdu. İyi kurtardı. İyi yaylandı. İkinci yarıda bir tane Adnan Januzaj'ın şutu var. Onu da ama her kaleci o pozisyonu seyreder yani. Acayip bir yere vurdu. Şanslıydı Fenerbahçe. Yani orada da kısmetliydi.
Ama Ankaragücü maçında da kritik bir pozisyonda yani kurtardığı öyle bir an var ki adeta maçı getirdi yakın mesafede. Bir kaleci büyümesi diye tabir ederler. Böyle elleri ve ayakları açtı bir anda. Evet. Kalenin neredeyse 1,5-2 Fenerbahçe'den giden metre. Lamine Diak'ın şutunu kurtarmıştı. Evet. Evet. Şimdi Arda Güler'i her hafta işte oynadı, oynamadı. Niye 11 başlatmadı? İşte 11 başlattığı maçlar var. Ama 11 başladığı maçlarda da maçları tamamlayamıyor Altan abi. Ama dünkü maç Arda'nın stratejik olarak yanlış kullanıldığı bir maçtı. Arda Pedro'yla, Batshuayi'yle, Serdar Dursun'la bu şekilde oynar ama Valencia'yla oynayamaz. Neden? Valencia orada durmuyor. Valencia'nın bir çip takmışlar. Ceza sahasının içinde durmama çipi. Her tarafa gidiyor bir ceza sahasında durmuyor. Hoca hocam öyle istiyor. Yok ya onu o hocayı Ya falan unutuyor ya hayır bence. bir bakıyorum ya geçen Yalçın abiyle maçı izlerken dedi ya Yalçın abi diyorum Valencia niye orta sahaya geliyor? Artık çok sık kanatlara ve orta sahaya dedim acaba hoca mı istiyor? Yok, Hayır yok. Pedro'da oyun farklıdır. Valencia'nın Serdar Dursun da farklıdır. Batshuayi ile farklıdır. Belki daha iyi anlaştı oyuncuyla ama dedim herhalde hoca biraz daha kanat forvet mi düşünüyor Şimdi Valencia'yı? ama Ona mı Valencia döndü? kanat forvet. Tamam öyle ama Bak Batshuayi, Valencia ya da Valencia Pedro, sağda Emre Mor, İrfan. Yani Rossi biraz düşük kaldı birkaç haftadır. Çok etki edemiyor. Yani Valencia aslında kanat forvet. orijinali o. Alınırken de Evet. Emre Belözoğlu Samatta'yı esas santrafor alıp Valencia'yı kanat forvet olarak aldı. Yani bence Fenerbahçe'de gereğinden fazla yere konuldu Valencia. Tek başına takımı kurtaracak bir oyuncu değil. Mesela dün João Pedro'nun olmadığını düşün. Gene oraları zorluyor ama bir şey çıkmıyor. João Pedro iki tane çıkarttı. Pozisyon çıkarttı. Yani Valencia'nın getirdiği toplarda. Tek başına yetmiyor. Mesela Valencia-Batshuayi ikilisinin bozulması Fenerbahçe'nin de uyumunu bozdu. Beşiktaş maçına bunların ikisi sağlıklı çıktılar ya da João Pedro bu fiziksel ve mental şeyleri daha önce atlatmış olsaydı Fenerbahçe'nin galibiyet şansı daha yüksekti Beşiktaş karşısında. Baktığında abi King'den Evet. faydalanamıyorsun, King'i de unuttuk bak. Evet. Batshuayi'den faydalanamıyorsun. Yani bu iki oyuncu da Fenerbahçe için. Lincoln. Bu Evet. da önemliydi. Tam İyi da oynuyordu yani. zirvede olduğu Evet. hatırla. Gerçi sol tarafta oynatıyordu ama sol Evet, ama bekte Lincoln iyi oynatıyordu. oynuyordu yani Evet. sonuçta. Solda da bekleneni verdi. Şimdi Jesus'un ne zamanki Brezilya artık böyle iddiaları geçen hafta da konuştuk. Bir ses kaydı vardı. İşte Evet. sürekli Brezilya medyasında çıkan haberlere göre öyleydi, böyleydi. En sonunda Flamengo başkanı da bir açıklama yaptı. Zaten onlar da teknik direktör tercihlerini kullandılar. Sampaoli'yi. Sampaoli'yi geçen hafta biz de söylemiştik. Geri dönüş ihtimali yoktu diyor Jesus için. Türkiye'de lig devam ediyor. Jesus ile telefonla konuştum. Sezon bitmeden gelme ihtimalinin olmadığını söyledi. Ayrıca Türkiye Kupası'nda yarı finaldelermiş. Tarih belirsizmiş ve Haziran ayına sarkabilirmiş. Jesus'u getirebilmek için en ufak bir şansımız dahi yoktu. Zaten Flamengo'yu söyledikleri kadar çok sevseydi Türkiye'den ayrılır, işte burada olurdu diyor. Yani hem bir taraftan ne yardan ne serden vazgeçerim durumu mu oldu? Bir de Jesus'la Yo, bu ilgili... profesyonel. Efendim? Profesyonelce bir bakış. Fenerbahçe ile şu anda başkan çok istiyor kalmasını. Öte yandan öbür kapıyı da açık tutuyor. Bu sene için değil, daha sonraki seneler içinde. Ya yok bu iddialar ilk böyle konu edildiğinde dedim ki ya bir teknik adam bu kadar da etkilenmez. Yani hem Brezilya hem orası hem burası bu kadar etkilenecek formsuz olacak ne var demiştim. Fakat inandım ben. Flamengo Jesus'un etkilemedi onu. Brezilya milli takım tamam etkiledi. yani oradan gelecek iddialar haberler ciddi şekilde etkiledi. Ne zaman ki o haberler kesilmeye başlandı ya en kötü Flamengo'nun durumu belli oldu. Hani Jesus'ta da kıpırdanma hissediyor musun abi? Oyuncu değişiklikleri olsun, oyuna katkısı olsun, yaptığı hamleler olsun. Şimdi Beşiktaş maçında da hamleleri vardı. Tutmadı. Penaltı kaçtı. Rakip 10 kişiyken. Yani o maçın 2-0'a gelmemesi, yani maçın o ana kadar Jesus, Şenol Güneş'i mat etti bence. 1-0 öne geçmiş. İkinci rakip 10 kişi kalmış. Yani Arda'yı oraya yerleştirmişti forvet arkasına. Attığı paslar Valencia'ya. 2-3 defa karşı karşıya kalışı. 2 penaltı alıyor Fenerbahçe. Yani bütün bunlara baktığın zaman mat etmişti ama oyunun daha sonraki zaman geri kalan kısmında Şenol Güneş organizasyonu mat etti. Yani o oyunu okumak gerekirse. Cezalı olduğu için de böyle takıma sanki böyle hükmedemedi. Ya onun da bir Evet, etkisi olmuş olabilir, olamaz mı? olabilir, Ben olabilir. ona da biraz bağlıyorum ya. Olabilir.
Şimdi geçen hafta Uğraktan kardeşimiz var. Beylerbeyi'nde, Beylerbeyi daha doğrusu stadında bir maçı vardı. Ha, bahsetmiştim. U18 Türkiye finalleri için maçlara çıkıyorlar, grup maçlarına. Altı üstü 45 dakika izledik Yalçın abiyle birlikte. Destek için gittik Küçük Yalı Yelken'e. Yani 45 dakikalık bir hikayede bayağı bir malzeme biriktirdim Altan abi. Sonra bu gördüklerimi de Uğur kardeşimize ilettim. Şimdi Uğur saha içinde teknik direktör. Ya öyle şeyler söyledim ki ya sanki böyle hani takıma hakimmişim de bir sezondur izliyormuş gibi. Fakat maç içinde yani o maçın heyecanı, adrenalini tabii yardımcılarım var. 5-6 tane yukarıdan izleyen gözler var. Hepsi gelip sana aynı anda canlı olarak bilgiler de sunuyorlar. Fakat senin o işte köşede olman, takımın başında olman takıma çok büyük artı katkı sağlıyor. Takımdan ayrı kaldığı için ben sanki o maçta bazı sihirlerinde bozulduğunu düşünüyorum. Ama bence orada kendi çok hatası yoktu. Şu anda acayip yani itirazlar görüyorum. Müdahale edemedi anlamında söylüyorum. Hayır, bir önceki haftayı hatırlatıyorum. Alanya'ydı galiba. Yani o şeyleri hatırlayınca çok büyük bir itiraz etmeden tak diye kırmızı kart gördü. Yani kendi yapabileceği bir şey yoktu. Hafta çıkmadı. Herkesi affederlerken bazılarını bir yıl ertelemişler biliyorsun daha önce. Hala borç alacak. Caner Erkin'in bir tane maçı alacağı var mesela. Fenerbahçe'de mi oynuyordu? Karagümrük'te oynarken kırmızı kart, yanlış bir kart görmüş falan filan. Yani herkeste bir gariplik oluyor. Bence Jesus'un Beşiktaş maçına çıkma şansı olabilirdi. Yani gördüğü kartta bir şey yoktu. Kartı hak etmemişti. Çünkü kimse sebebini anlamadı. Kimse sebebini anlamadı. Jesus da anlatmışlar şeye. Burada beni bana hemen oyundan atıyorlar bir şeyler söyleyince. Geçen yine sahaya girdi ilk yarıda. Hakimin yanına gitti ama çok kısa kaldı. Şöyle bir 200 saniye falan eyvah diyor insan. Hakemler de bu arada Portekizce çalışmaya başladı herhalde. Jesus'un sözlerini direkt anlayabiliyorlar. Ama raporlarını yazmak zorundalar. Raporda o zaman olur. Bana bunu söyledi Portekizce. Bunun da anlamı bu demesi lazım. Yandan şiddetli itiraz. Ya bırak biz şimdiye kadar neleri gördük ya. Yandan yani ne itirazlar oluyor. 2-3 evet. Tane Mimli Hoca var. Birisi Jorge Jesus, birisi Emre Belezoğlu. Dün de Fenerbahçe maçında Emre cezalıydı işte. Ama o özür dilemişti şeylerinden. Biraz agresif evet. Olabiliyor. Ya ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş ve Galatasaray'dan 14 maç fazla yaptığını hiç unutmuyorum. Avrupa'da. Onlar oynamadı Avrupa maçı. Bu önemli bir yıpratıcı durum. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin... Aykut Kocaman'ın sezonu mu diyorsun abi? Hayır finale... bu sezon. Ha, bu sezon. Bu sezon. Diyorsun. Fenerbahçe 14 tane Avrupa maçı oynadı. 6 eleme, 6 grup, 2 de seviye maçları. Galatasaray Avrupa'da yoktu, Beşiktaş Avrupa'da yoktu. Fenerbahçe onlarla birlikte yarışın içinde. Kupada onlar yok, hala Fenerbahçe var. Evet. Yani tamam Okan Buruk başarılı, Şenol Güneş iyi de Jorge Jesus'u da takdir etmek lazım bence. Yani medya neyi seviyor biliyor musun? Fenerbahçe'yi karıştırıp teknik direktörünü kovdurmayı seviyor. Yönetim kaotik olsun. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman şampiyonlar ve kupa şampiyonluğuna gidiyorlar. Bütün medya dolduruyor. İşte bu Aziz Yıldırım şöyle yapıyor, seyircilerle kavga ediyor. Aykut Kocaman sıkıncı futbolu. Mehmet Topal, Josep Oyo. İkisi de biri Başakşehir'i, biri Beşiktaş'ı o oyunda şampiyon yaptılar. Şimdi bir de yapay zekayı sormuşlar. En başarılı hoca Aykut Kocaman çıkmış. Fenerbahçe'nin tarihindeki Avrupa sonuçlarını falan da alınca aynı sezonda. O sezon Fenerbahçe'yi yuhluyorlardı. Ya maç oynanıyor, yuhlanıyor Kadıköy'de. Böyle bir sezon mu olabilir? Şimdi tehlike bu sezon da böyle bir yerlere gidiyor. Yani ne gerek var? Bak maç bitsin, yönetim istifa diye de bağır. Tamam mı? Ya yani maçın içinde oraya gelmişsin. Kötü sonuç da olabilir. İyi sonuçta da bağır eğer bağırmak için. Ama maç oynanırken bağırınca ben buna sabotaj derim. Aziz Yıldırım'ı da sabote ettiler. Ali Koç'u da o zaman sabote ediyorlar. Bazen de aynı kişiler olabiliyor. Aynı taraftarlar. Yani bunu şey demiyorum. Kasıtlı bir organizasyon ama geçen hafta adam maça... öyle. Tamam, adam Ali Koç gelsin diye gitmiş oy altmış. Her şeyini veriyor. Ali Koç, Ali Koç diyor. Şimdi de diyor Aziz Yıldırım daha iyi. Geçmiş olsun. Ya öyle bakma. Şimdi sen Fenerbahçeliysen bunlardan bağımsız takımı destekle arkadaş. Ali Koç da gereken kararı alır. Aziz Yıldırım da gereken kararı aldı zaten. Yönetim yapıldı. Aziz Yıldırım kenara çekildi. Bekledi. Yok artık. Yani bunu şeye getirmemek lazım. Galatasaray o şeylere çok alışık. Aynı teknik direktör duruyor, sürekli başkan değişiyor. Sürekli abi onu söyleyecektim. 20 senedir Aziz Yıldırım
5 yıldır da Ali Koç evet. başkanlığın. Ondan önce de Ali Şen bayağı uzun süre. 5-6 şimdi yıldır. Bakıyorsun abi Galatasaray'a. Abi sürekli her 2 evet. yılda bir, 3 yılda bir. Bazen yani geçen sene evet. de var. Mustafa Cengiz, Burak Elmaz. Bir nasıl başarıyor önce. Olabilirler? Bunun sırrı ne olabilir? Galatasaraylı olmadığım için bilmiyorum. Hayır yok. Yani özel herhalde bir şeyi vardır. Hani bilmediğimiz. Mesela biz Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gerekli şartları uygunsa üyelik ücretini veriyorsun, üye oluyorsun tamam, mesela. O zaman Fenerbahçe taraftarı kızmazsa bir analiz yapayım. Biliyorsun hakimimdir Fenerbahçe evet. taraftarı. Galatasaray'ın da çok maçına gittim. En son Trabzonspor maçına gittim. Galatasaray taraftarı daha tek ses. Tribünde de. Yani ultra aslanın varlığı. Gene Fenerbahçe'de çok parçalı ve çok fazla şey düşünen taraftar grupları var. Bir genç Fenerbahçeliler var. Anadolu genç Fenerbahçe var. Kuzey Amerika genç Fenerbahçeli var. İşte Afrikalı genç Fenerbahçeli. Ya bu kadar çok ne oluyor arkadaş? Sadece Beber genç var. UNIFEP var. Evet. İşte şu dernek UNIFEP var. Şu dernek var. Bu dernek. Tamam hepsi Fenerbahçe. Bir birlik olma şeyi az oluyor. Ne zaman birlik oldular hatırla. İsmail Kartal bir çağrı yaptı geçen sene. Altay maçı öncesi. Dedi ki biz tribüne istiyoruz sizleri dedi. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe tek ses oldu ve Trabzon'dan daha iyi oynadılar. Hatta 17. dakikada İrfan atıldı. O maçı 1-1 bitirdi, 2-1 de kazanıyordu az kalsın. 1-0 yenik duruma düşüp. Yani taraftarın tek ses olması lazım. Arkadaş yer kongre yerleri. Onlar başka. Yani onu hesap vereceğin, hesap soracağın bak Fenerbahçe'de 5000 kişi oy atmıyor. Fenerbahçe'nin 27-28 bin tane oy atabilecek üyesi var. Yani geçen şey 20 bin küsur attı. Değil mi? 30 binlerin üstünde 2018'de, şu an. 5 yıl önce. Yani şimdi bir seçim yapılsa çok fazla, çok daha şey atar, oy atar. Yani burayı demokratik olarak düşüneceksin. Mesela Ali Koç eğer ligi bir şampiyon bitiremedin. Türkiye Kupası'nı da kazanamadın. Değil mi? Öyle bir ihtimal olursa eğer. O zaman şapkasını önüne koyacak. Düşünecek ne yapayım? Kongre kararımı alayım? Başka bir şey mi yapayım diye. Ama Türkiye Kupası'nı kazanan ligi ikinci bitirirse benim görüşüm Ali Koç'la herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani takım Avrupa'da da mücadele etti. Ligde de ediyor ikincilik. Başına da bayağı sıkıntılı şeyler geldi. Yani bir de Galatasaray ekstra bir performans sergiliyor. Biz hep diyorduk abi mesela Sevilla'yı geçsen daha sonrasını da görebilirsin. Aha. Hani Manchester hep nispeten abi. Eski Manchester. Hep Yalçın abi yüzünden. Nispeten eski Manchester değil. Ben mesela o maçı unutamıyorum abi. Yani ben de mesela Avrupa'ya takıyorum kafayı. Neden Avrupa'da ilerleyemiyoruz? Yani çok da güzel bir maddi kazanç kapısı aynı zamanda. Yani evet. Hiç de öyle iki numaralı kupa diye bakmamak lazım. Oradan da ciddi bir gelir elde ediyorsun. Üçüncüsü de önemli. Evet. Kupa alabilmek. Yani gelecek sene Fenerbahçe diyelim ki herhangi bir kupada mücadele ediyor. Konferans Ligi ya da UEFA Avrupa Ligi. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nden elenen UEFA Avrupa evet. Ligi'ne gidiyor. Playoff'unda elenen. Şimdi yani son derece önemli Avrupa'daki başarı. Neden? Hoca da motive oluyor, oyuncu da motive oluyor. Ama şuna da bir haksızlık yapmayalım yani. 14 tane Avrupa takımıyla, bunun içinde Ren var, Sevilla var 2 tane, 4 tane Dinamo Kiev var. Yani zaten 4, 6, 8 tanesi önemli takımlara karşı. Hadi Avusturya Viyeni, Avusturya takımı, Slovan Bratislava'yı falan çok saymıyorum. Larnaka'yı saymıyorum ama diğerleri önemli. 8 tanesi direkt hedef maçın senin. Jesus tane şey düşünüyor abi basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ne katılmakla ilgili hani Arda'nın kariyerini anlatırken çok zor diyor yani. Arda'nın buralarda olması lazım, oynaması lazım. Fakat Arda buralarda Fenerbahçe'deyken biraz zor oynayacak gibi duruyor. Yani 3 önlemeyi geçmek... Ben aynı fikirde değilim Jesus'la. Fenerbahçe'de şampiyon olsa Galatasaray'da bence gelecek kez Şampiyonlar Ligi'ne girecekler. İkisi de girer. Ben öyle görüyorum. Çünkü oynayacağın takımlar Avrupa'nın büyük ligleri takımları değil. Sadece şampiyonlar. İşte en zorları Prag oluyor, Zagreb oluyor, Kopenhag oluyor. O tier takımlarla oynayacak. Artık onları da yen yani. Tamam da abi planlamayı... Ya Ruslarla oynamıyorsun. Şeylerle oynamıyorsun. Ne diyeyim? Fransız, Portekiz onlarla oynamıyorsun. Hep daha alt tarafların şampiyonları. Tamam ama öyle bir planlama yapman lazım ki teknik direktörün hazır olacak. Transferlerin gelmiş olacak. Hep sezon başı hazır olmadığı dönemde yakalanıyor takımlar. Ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da çok fazla transfer yapacağını düşünmüyorum. İyi takımları çünkü. Yani Fenerbahçe'nin hedef olarak bir tane çok iyi bir stoper mesela. Yani Samet bence Serdar'ın arkasında kalır ama Serdar'ı kesti nasıl kestiyse. Hızlı değil çünkü. Yavaş bir oyuncu. Yavaş da düşünüyor bazen. O yüzden strateji tehlikeler yaratıyor.
Onun dışında Valencia ayrılacaksa ön tarafa kaliteli bir oyuncu. Batshuayi var. Pedro kendini bulacak gibi duruyor. Bakalım Pedro'yu sezon sonuna kadar. Ben Emre Mor kazançtır. Asla bırakılmaması gereken bir oyuncu var. Mia Zayt. Ferdi diyeceksin zannettim. Ferdi'yi tutamayabilir Fenerbahçe. Ben gurur da duyarım. Ferdi bir Napoli'ye giderse, bir Tottenham'a giderse, yani ne bileyim iyi bir takıma giderse, Dortmund'a giderse. Arda Güler için bir sene kesin Fenerbahçe'de kalması gerekir diyorum. Yani Arda asla hemen ayrılmamalı. Önce bir Fenerbahçe'nin 11 oyuncusu, bankosu olmalı. Ondan sonra Avrupa'ya gitmeli. Avrupa'da hoca ne diyecek biliyor musun? Bu geldiği yerde de zaten yedekti. Eğer oynatmaz. Onun için burada ilk önce 11'de kendini kanıtlayacak, vazgeçilmeci olacak. O da gelecek sezon. Abi son sorum, kalan haftalara, kalan maçlara bakıyoruz. Objektif bir yorum istiyorum. Yani beni çok tetikledi böyle son dakikada gelen goller. Bir de gollerdeki sevinç. Bütün takımın neredeyse böyle altta kalanın ezildiği bir ana dönüştü. Sanki o galibiyetler bir anda böyle şampiyonluğun habercisi gibi yorumlanmaya başlandı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe lig yarışı. Herkes kendi arasında da oynayacak. Böyle bir baktığında Fenerbahçe'nin şansını nasıl görüyorsun? Fenerbahçe'nin şansı var. Güçlü bir şans. Şampiyonluk için. Ama Galatasaray'ın da şansı var ve daha güçlü bir şans. Yani bunu gerçekçi olmak lazım. 6 puan öndeler. Evlerinde bir maç oynayacaklar ve Fenerbahçe ilk maçta 3-0 yemişler. Yani 3 puana düşürse bile Fenerbahçe son haftaya orada onları 4 farklı yemek zorunda. Bu kolay değil. Gerçekçi olmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin oyunuyla bir Fenerbahçe olarak gurur duyuyorum. Maçı bırakmıyorlar. Yaşıyorlar. Türkiye Kupası'nda varlar. Yani ben şampiyonluğu çok istiyorum. Olsun isterim. Ama olamazsa da böyle mücadele etsinler. Böyle kaybetsinler. Ligin sonuna kadar eğer dünkü ve Kalegümrük Ankara Gücü maçı gibi oynayacaklarsa ben gelecek için, Avrupa için çok umutlu olurum. Ama Fenerbahçe, Beşiktaş maçının 2-1 olduktan sonraki oyunu oynayacaksa da şampiyon olsa da ne olur? Olmazsa da öyle futbol mu oynanır? Rakipten 10 kişi kalmış takımdan tarihinde ilk defa böyle saçma sapan bir yenilgi alıyorsun. Herkes böyle duruyor. Yani çocuğunu Fenerbahçeli yaparken Ankara Gücü maçındaki gibi en altta kalanın canı çıksın sevinçleriyle gösterirsin. Bak nasıl seviniyorlar falan diye. Oğlu maçı özetlerden seyrediyor. Instagram'dan görüyor. Mutlu oluyor. Herkesin öyle. Çocukları bazısı alıyor kızın omuzuna açık giydiriyor Fenerbahçe forması. Benim kızım mesela Fenerbahçe maçı olduğundan tık giyiyor formasını bazen. Çok güzel. Yani bir de bazen abisinin küçüklerini de alıyor. Yani. Onu da söyleyelim. Kâr ediyoruz. Abi ya oynadığı dakika itibariyle mesela İrfan Can kardeşimiz kaleci olan öyle bir geçen hafta sevinci vardı ki duygulanmamak evet, elde değil. Yani onu Crespo'nun o kadar içten yaşıyor evet ki abi öyle bir şey oldu ki. Pedro çok sevindi ama. Pedro çok sevindi bu sefer. Sakatlandı mı acaba? Gerçekten merak ediyorum. Kendini evet nasıl koyduğun sevincinin altına var, vardır tabii. Birkaç futbolcu hatırlıyorum ya. Gol sevincinde sakatlanmıştı. Ama yine de son dakikaları bırakmasınlar. Taraftarı düşünsünler. Evet. Biraz maçı da erken koparsınlar. Evet. Fenerbahçe Galatasaray'dan bir gün sonra oynadığı için işte bakıyorsun Galatasaray biraz daha rahat oyunla daha bol gollü galibiyetler aldığında Fenerbahçe taraftarı da arada bir kıyaslama yapıyor. Fakat bu kıyaslamayı da yapmasınlar. Her maçın senaryosu, oyunu, karakteri değişebiliyor. Aynen öyle. Altan abim teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Bu arada kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu. Basketbolda. Fenerbahçe Alagoz Holding'i gönülden tebrik ederim. O Brina Stewart inanılmaz oynadı. Yani korkunç oynadı. 39 sayı farkı finalde attılar. Tebrik ederim. Fenerbahçe Beko'ya Olympiakos karşısında başarılar diliyorum. Bir de herkesin bayramını, Ramazan bayramını kutluyorum. Ve de 23 Nisan Çocuk Bayramı da tüm çocuklarımıza kutlu olsun diyorum. Sponsorumuz HDI Sigorta'ya da teşekkür ediyoruz. Haftaya Fenerbahçe Kalesi'nde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.